Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Zeynep Yiğit. Bugün 23 Kasım Çarşamba günü Bestan'ınla beraber piyasaları yine değerlendirmeye çalışacağız. Günaydın Bestan'ım, nasılsınız? Günaydın Zeynep'ciğim, çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, çok teşekkür ederim. Biraz rahatsızdım ama geçti gibi sayılır diyelim. Şöyle ki şimdi kısa bir özetleme geçersek zaten detayları sizden alıyor olacağız. Öncelikle zaten FTX olayı var. Sonrasında kripto para borsaları, işte BlockFi gibi bazı şirketler ve işte başka şirketlerde de, işte Gemini gibi şirketlerde de biz gördük ki bir domino etkisi yaratıldı ve sonrasında kripto para yatırımcısının biraz daha güveni sarsıldı diyebiliriz. Sonrasında zaten zayıf seyir devam etti. Bu hafta başı itibariyle biliyorsunuz ki aslında Genesis'ten de bir haber aldık ve acil fon yardımında bulundu. Yani acil fon ihtiyacı olduğunu, ancak bu fon karşılanmazsa da iflas bayrağını çekeceğini bizlere duyurdu. İşte bir Binance tarafında bunu biraz daha destek almayı aslında umut ediyordu. Ancak Binance tarafından olumsuz bir yanıt geldi. Sonrasında yine kripto paralarda, işte Bitcoin'de dibin bir sonraki alt seviyesi, işte bir, yani bir önceki dip seviyesi kırıldı diyebiliriz. Düne de baktığımızda yine kripto paralarda aslında bugün itibariyle biraz daha pozitif havalar var. Onun da sebebi yine fonların tekrardan kripto paralara giriş olması yönünde olduğunu söyleyebilirim. Bugün bizim için önemli. Neden? FOMC tutanakları gelecek saat 22.00'da. ABD'nin bir sonraki, yani senenin son faiz kararıyla alakalı yine detayları FOMC tutanaklarında alıyor olacağız diyelim. Sizce genel piyasada mesela Genesis'in gerçekten iflas etmesiyle beraber beklenen bir dip seviyesi daha var. Neredeyse 12.500'lere kadar. Bu seviyeler gerçekleşir mi? Bu seviyeler gerçekleşebilir ama öncesinde 17.500'e kadar Bitcoin'in çıkması bekleniyor. Çünkü teknik olarak orayı işaret ediyor. Ben dünkü yayınlarda da hep böyle altını çizdim. Şimdi insanlar çok içeride kaldıkları için hani ne zaman çıkacağız, ne yapacağız diye biraz altcoin'lere saldırdılar. Ama burada altcoin'lerin bu süreçte nasıl idare edeceğini veya nasıl hareket edeceğini görmek için aslında Ethereum'un Bitcoin'e hareketliliğini o pariteye bakmak lazım. Çünkü Ethereum yürüdüğünde altcoin'ler de yürüyor. Bugün farklı bir duruş var. 17.500'e doğru gidecek bir pozitif hava var. Çünkü Fed tutanaklarından aslında daha pozitif, aralığa doğru birazcık daha rahatlatıcı. Ben kesinlikle 50 bas puanlık bir arttırma gideceklerini düşünmüyorum. Yine 75'te sabit kalacaklar. Çünkü çok büyük bir banka. Yani bir tane enflasyon veya bir tarım dışı istihdam verisinin pozitif ya da içinin boş gelmesi bir şey değiştirmezler. Ama bu pozitiflik, yani Aralık ayında bir gene 75 yapacağım ama Ocak ve Mart ayına doğru biraz daha yavaşlayacağım havası pozitif bir şekilde kriptoya da yansıyor. FTX borsasına şimdi artık davası görülüyor. Yavaş yavaş kirli çamaşırlar ortaya çıkıyor. FTX artık tamamlandı. Evet, battı ve şu anda da Enron'un, hatta eskiden batmış olan bir firmanın iflas sürecinde hareket eden bir CEO'yu getirdiler. Hatta adamın bir saatte 1.300 dolar aldığına dair de böyle bir maaş konusu da çok magazinsel ama çok tutuyor maalesef. O nedenle bugün teknikten çok biz haber akışına bakıyoruz. 17.500'e gidecek ama Genesis'in bir başka fonla biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gemini'nin biz bir çözüm bulmaya çalışıyoruz demesi ve bunların Grayscale'ın Genesis'in altında olduğu DCG, bu büyük ana sahibi olanının da biraz daha pozitif açıklamalar yapmasıyla 17.500'e kadar gidecek pozitif rüzgar geldi. Gidecek mi? 21.000 bekliyorum diyenler var. Hayır, bence kesin ki oralara bu yakın dönemde gitmeyecek. 15.500'deki likiditeyi geçtiğimiz gün haftalarda aldı. O nedenle şimdi orada bir likitte kalmadığı için bu pump'la beraber, bu yalancı bir pump, yalancı bir artış. Büyük ihtimalle Thanksgiving olduğu için ve Fed tutanaklarındaki pozitiflik de denk geldiği için Aralık'ın ilk haftasına kadar bu yükseliş devam edebilir. Ama az az, yani öyle 21-22'ler değil, 17.500-18.000 maksimum. Oradan sonrasında tekrar o düşükteki 13.500-12.500 aralığına gidecek. Bunu da ben Genesis iflas ettim demesiyle çıkacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde onun battığını da öğreneceğiz. Bu böyle bir ufak bir fren gibiydi.
Altcoin'lerde bugün baktığımızda Ethereum'un dominansı Bitcoin'e göre daha pozitif. Bu da demek olur ki 1220 ile 1200 seviyesine Ethereum çıkabilir. Şu anda 1130'da seyrediyor. Aşağıda 1072 yine destek olarak çalıştı. Yukarıda 1302'ye ve 1445'e gidebilir. İyi senaryoda Bitcoin'in 18.000'i kırdığı senaryoda. Aşağıda altcoin'lere baktığımızda Cardano ve Doge'da hareketlilikleri görebiliriz ve Ethereum özelinde hareketlilikleri görebiliriz ama daha düşüş gelecek gibi. Bunun domino etkisiyle alakası yok bence. Temel teknikte zaten orada boşluklar vardı ve oraları doldurmak için de Genesis battı, işte Gemini çekimleri durdurdu gibi bir başka haber daha tetikleyecekler. Onu bekliyorum ama 17.500 ile 12.500 arasındaki o 5.000 dolarlık farklılığı mutlaka önce 17.500 ardından 12.500'ü dolduracağını düşünüyorum. Burada altcoin'lerde sıkıştım ne yapacağım diyenler de Ethereum'un Bitcoin'e paritesine bakarak önlerini görebilirler. Peki Solana hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü genel piyasaya baktığımızda insanlar aslında Solana ile alakalı zaten oldukça büyük bir düşüş yaşadı. %75 oranındaydı sanırım. Solana tarafının 5 dolara düşeceğini hatta hani ekosistemden neredeyse yok olacağını falan düşünüyorlar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında biraz merak ediyorum. Solana tamamen ortadan kalkabilir. Çünkü zaten çok fazla satılmış ve çok abartılmış bir proje. Avax ve Solana'nın kendi ağları oldukları için Bitcoin ve Ethereum'a alternatif olarak çıktılar diye pompalandı. Avax'ta 4 doları bekliyorum. Solana'da 7 dolar ardından sert bir çakılma bekliyorum. Doge'da 55 senti bekliyorum. Gene Doge aslında diğerlerine oranla birazcık daha pozitifte duruyor. Çünkü artık bu Elon Musk'ın Twitter'la ilgili yaptığı şeyler de bitmek üzere yani işten çıkartmaları gerçekleştirdi. Elon Musk'ın avantajına şöyle bir şey oldu. Amazon, Google, Microsoft'ta işten çıkartma olunca bu da bize şunu gösteriyor. Enflasyon herhalde düşecek çünkü herkes işten çıkartma. En sert pazar istihdam pazarı diyorlardı diye. Bunu lehine çeviren bir altcoin olarak karşımızda. Solana'nın tamamen sistemden silinmesi olabilir. Hala 29 milyonun hani açıldı ama kilitlendi haberleri var ama o haberlerin ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz. Çünkü bu Solana önceden dedi ki o kadar da fazla etkilenmedim dedi. Sonra işte şu kadar milyar dolar içeride kaldı dedi. Haber akışları ve açıklamalar yön değiştirdikçe yani bir iyiyim bir kötüyüm, bir iyiyim bir kötüyüm dedikçe büyük şeylere zarar veriyor. Ve biliyorsunuz ki FTX'in bir hacker var. Önce Ethereum balinası oldu. Sonra %50.000 Ethereum sattı diye %5'lik bir düşüş oldu. Şimdi gitti elindeki 185 bin Ethereum'u 16 milyon dolarlık Bitcoin'e çevirdi. Bu da bana şunu gösteriyor. Ya bir satış dalgasına sokarsa ki ben bir şekilde CBF'in veya o işte FTX'ten kendini kurtarmaya çalışanların da parmağının olduğunu düşünüyorum. Bu hacker nereden çıktı? Hani yani araya çünkü ne oldu? Amerikan hükümeti de girdi. Nasıl onların adaletinden kaçıp da böyle bir hacklenme olabiliyor diye mutlaka bir parmağı var. Zaten içeriden birisi olduğu düşünülüyor aslında bu kişinin. Evet, %100, %100 kesinlikle o. Ve bu iş iyice kötüye gitsin diye 16 milyon dolarlık Bitcoin'i elden çıkarttığı anda ya şuradan bir nasiplenelim hani milyar dolarımız gitti ama 16 milyon dolar da beni götürür diye düşündüğünde o da aslında 13.500 veya 14.000 seviyelerini getirebilecek güce sahip. O nedenle daha hiçbir şey bitmedi. Ufak bir böyle bir rally gibi ama bu ayı sezonu rallisi. O yüzden %19'a çıkacak maksimum çıkabileceği yer. Hadi %22, %23 olsun ama zaten %10'luk bir artışı kat etti. Bu da demek olur ki işte tam 700-800 dolar da artacak, orada rallisini bitirecek ve aşağı çekecek kendini. Peki şöyle bir şey de konuşalım. Şimdi biraz önce Twitter'da istihdamla alakalı birkaç bir sözde ya yani söyleşide bulunduğunu özür dilerim. Şöyle ki şimdi hani istihdamla alakalı bugün zaten ABD tarafından işsizlik haklarından yararlanma başvurularını alacağız. Onun haricinde haftaya yine ABD tarafından Cuma günü yanlış hatırlamıyorsam tarım dışı istihdam verisi de gelecek. Bu da enflasyonla alakalı bize en önemli göstergelerden birisi olacak. Yani
Sonrasında zaten önemli verileri tekrardan takip etmeye çalışıyor olacağız. Dolar endeksi yine 106 bandında seyrediyor. İşte dün ABD endekslerine baktığımızda biraz pozitifti. İşte Borsa İstanbul'a baktığımızda zaten dün mükemmel bir rally yaptı. Ve hani yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bakayım. 4.858 puana kadar yükseldi. Hani piyasalar kripto para piyasalarının aksine bugünü tabii ki katmıyorum ama diğer piyasalarda bir yükseliş söz konusu. Hani değerli metaller de mesela biraz daha yukarı atma çabası var kendine. Ya yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela hani bu değerli metaller tarafında olsun, ABD endekslerinde olsun yükselişin devamı gelecek mi ve dolar endeksi biraz daha gevşeyecek mi? Ben gevşeyebileceği yerin maksimum 105 bin olacağını düşünüyorum. Bu rally'nin kısa süreli olacağını düşünüyorum. Bu hafta biliyorsunuz ki yarın Thanksgiving başlıyor. Cuma günü de yarım. O nedenle bu gibi yani öyle bir şeye denk geldi ki tutanaklar açıklanacak, pozitif olacak. Cuma günü birazcık daha rally'nin böyle ilerlediğini görüyor. O yarım günlük işlemde ilerlediğini göreceğiz. Thanksgiving'de kısa haftalarda genelde tarihten bu yana baktığınızda kısa haftalarda böyle güzel hareketlilikler olur. Ve büyük kapanmalar işte Christmas tatili, Thanksgiving tatili öncesinde pozitif hava olur. Orada büyük traderlar, büyük yatırımcılar bir kısmını satar nakite çevirir kendini. Çünkü bu ben zaten hep şunu iddia ediyorum. 17.500 olduğunda biraz portföyleriniz artmış olacak. Mesela benim portföyümde bile hareketliliği net bir şekilde görüyorum. Ciddi bir oynama oldu. O oynama olduğunda bu pozitifliği biraz böyle nakite çekin ki düştüğünde biraz daha toplayabilecek eliniz kuvvetli olsun. Bunu yatırımcılar da yapacak. Cuma günü kapanışa kadar o yarım günlük kapanışta belki biraz daha S&P 500'de 4080'in üzerine kendini atması 4120-4150 telaffuz edilmeye başlandı. Cuma günü oraya değecek. Sonra pazartesi günü piyasa bir açılacak. Aa, bir bakacaksınız. Pazartesi, salı, çarşamba düşecek. Sonra tarım dışı istihdam rakamlarına kadar tekrardan bir aa, güzel bir rally oldu. Burada insanlar uzun vadeli al yat döneminde değiliz. Al sat döneminde. Alacaksın, hemen karını toparlaman gerekiyor. O nedenle bu pozitifliğin ben kısa vadeli olduğunu düşünüyorum. En fazla aralığın biri ikisi yani o artık aralık başladığında tekrardan kendini salmış birazcık daha şeyleri görmüş olacak. Ama nerede artacak? Aralık'taki enflasyon rakamı açıklandı. Çünkü iyi geleceği için 7,4, 7,5, 7,2'ler bile telaffuz ediliyor. Oralar geldiğinde artık Fed'e diyecek ki bak ikinci verin de iyi geldi. Bu ikinci veri birinciden daha önemli. Çünkü bu şey gibi yeni bir proje yapmak gibi. Tamam birinciyi iyi yaptın ama ikinci de üçüncü de ne yapacaksın? Aslında yatırımcı senin ona bakacak. Birinci de iyi yapmak herkesin elinden gelebilecek bir şey. Ama sürdürülebilir mi? En büyük soru bu. Bu iş sürdürülebilir mi? Sorusuna gidiyoruz biz yavaş yavaş. Peki ben çok teşekkür ederim Beste Hanım. Hani kapatmadan önce yayınımızı son yatırımcılarla alakalı hani onların tavsiye olabilecek bir şeyler söyleyebilirsiniz isterseniz sonrasında kapatalım yayınımızı. Yarın Twitter Space'te bunu konuşacağız. Merkez Bankası kararı var. Faizle kararı gelecek. Piyasanın kapalı olması onun lehine olacak. Ben 150 bas puanlık indirim bekliyorum. Onu meşrulaştırdılar zaten. 5 milyar dolarlık Suudi taraftan Merkez Bankası'na rezerv girdiği haberleri de Merkez Bankası ve Hazine tarafından doğrulandı. Bu da bizim dolarımızın 18-20, 18-25 bandına kadar çekilmesine neden olur. Dolar endeksi de eğer o anda 105 bini bir yalar geçerse o zaman gerçekten dolarla euro paritesindeki makasın da arttığını görürüz. Ben birkaç sefer söylüyorum 1.05 önemli euro dolar paritesinde. Orası geldiğinde satış yiyecektir. Euro'nun 19.20'lere 19.30'lara kadar tekrar ilerleme ihtimali var. Altında 1.750'nin üzerine eğer kendini atabilirse ki atma ihtimali bu 1-2 gün içerisinde görünecek. 1.805-1.827 aralığına atma ihtimali var. Altının nereye gideceğini gümüşten birazcık daha haritasını çıkarmak daha mantıklı. Çünkü gümüşün hareketliliğini göreceğiz. Crude Oil'da Amerika'yı ilgilendiren Crude Oil'da 75 dolara kadar düşme ihtimali hala gündemde. 80-81 de bekliyor ama rezistansa yani direnç noktalarına önümüzdeki hafta daha net bu endeksler ve pariteler temas edecekler. O nedenle Türkiye için pozitif. Borsamızda hareketliliği göreceğiz çünkü ne olacak o faiz indiriminden sonrasında borsaya ciddi bir giriş olabilir ve ben seçimlere kadar özellikle Şubat'a kadar 5000
5200'lü seviyeleri bizim borsamızda göreceğiz. Ardından bir FOMO başlayacak. Aa, ben çok kaçırdım diye. Enerji, gıda ve değerli metalleri içeren pariteleri önümüzdeki günlerde ufak rallilerin beklediğini söyleyerek noktalayabiliriz. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Yarın da zaten sizin söylediğiniz gibi Twitter Space yayınımız var. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.